köyün kadınları tam 20 yıldır bağımlı. Hemen aklınıza içki, sigara ya da uyuşturucu gelmesin ama bir kamyon dolusu yediler doymadılar. Bırakmaları için bütün köy seferber oldu ama vazgeçemediler. Öyle bir takıntıları var ki hayretler içinde kalacaksınız. Yiyorum yani, nasıl diyeyim, içim istiyor. Hani yağmur yerde burcu burcu toprak kokar ya, bu da bana öyle kokuyor yani. Kıtır kıtır, adeta çerez gibi. Ancak ne cips ne de kuru yemiş. Onların tek tutkusu, tek bir kötü alışkanlıkları var. O da toprak yemek. Ben de bilmem ne yediğimi. Yedikçe yiyesim geliyor. Çok güzel bence. Toprak yiyince hepsi tatlı geliyor. Ben önlem almak için teler gücüne çevirdim. Kilit yaptırdım. Gece gelmişler, kilidi bile kırmışlar. Onun için çözüm istiyorum yani. Köylü kadınlar 20 yıllık bir hurafe yüzünden bu halde. Kansızlığa iyi geliyor diye başladılar, bir daha bırakamadılar. Kum ocağından geliyor, burada gördüğünüz kamyon getiriyor, buraya yıkıyor. Bayanlar da buradan gelip alıp götürüyor işte. Önleyemedik yani. Biz buraya yani geliyorduk, çanta çanta, poşet poşet götürüyorduk ama önce ilk kötü evin önüne yıkılıyor, oradan yiyoruz. Bizim evin dibinde bir kamyon var mesela. Seç beğen alıyorum ben orada. Kadınlar bırakmak istiyor ama henüz başarabilen yok. İnsan sigaraya başlarda borçlayamaz ya. Ben borçlamak istemiyorum ama yemek yemeyeyim diyeyim ama vücudum istiyordu belki. Canım isteyince yiyeyim. Tamam, hani gözümün önünde olunca da atıştırayım. Kocalarından saklıyor bayanlar. Saklıyorlar, yok diyorlar. Gerek ahıra, gerek samanlığa koyuyorlar. Kocalar gittikten sonra yiyorlar. Kansızlık için yiyorlar ancak daha kötü bir tehlikeyle karşı karşıyalar. Kanser kadınlar arasında hızla yayılıyor. Bu toprağın kansızlık yaptığı yönünde ve yenilmemesi yönünde bir tavsiyem olacak. Bayanlarda kanserin daha fazla görüldüğünü tespit ettik. Diyeyim ki sana, çerez yiyormuşsun gibi geliyor bana bu. Toprak yemek. Ha. Sağlık Müdürlüğü yetkilileri çaresiz. Sadece kadınlara alışkanlıklarından vazgeçmelerini öneriyorlar.